Bağımlılıkla mücadelenin 2020 yılında daha etkili ve kapsamlı bir şekilde sürdürülmesi kapsamında Çanakkale Valiliği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Yeşilay Çanakkale Şube Başkanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği Çanakkale Temsilciliği ortaklığında sigara, alkol, madde bağımlılığı çalıştayı gerçekleştirildi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Troya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bağımlılıkla mücadele çalıştayına Vali Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sedat Murat, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Bünyamin Bacak, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, muhtarlar, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, hükümet olarak dumansız hava sahası ile ilgili birçok çalışma yapıyoruz dedi. Biz hükümet olarak biliyorsunuz özellikle dumansız hava sahayla ilgili, hava sahasıyla ilgili birçok çalışma yapıyoruz. 9 yılda 900 bin kişinin sigarayı bırakmasına sebep oldu özellikle. Bunu övünerek söylemek istiyorum. 81 ilde 521 poliklinik açtık. Bugüne kadar sigara bırakmayla ilgili çalışmalarında 766 hekimimiz tüm Türkiye'de sadece sigara bırakmayla ilgili çalışma yapıyorlar. İlaçları artık ücretsiz veriyoruz. Tütün reklamları ve alkol reklamlarını yasakladık biliyorsunuz. Onların sponsorluklarını da yasakladık. Çünkü biraz sonra bir hikaye anlatacağım. Bunun önemini aslında çok daha net göreceğiz. Kapalı mekanlarda artık sigara içemiyoruz, içtirmiyoruz.